Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بقرة سورة 220 آية في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Dünya ve ahirette, bu yukarıdaki ayetke tekişliydi. Yani dünya ahiret işleri doğrusu tefekkür kılarsızlardır. De yukarıdaki ayetke tekişli. Ve yine savun zikir kıl yaptı. Sizden yetimler doğrusu soruyordular. Eğitim, yetimlerge ıslah kılıçlik, tüzelçlik yaşıdır. Eğer ularga aralashtirsalaringiz yoki aralashsalaringiz fayxvonukum ular sizlarning birodarlaringizdir, ukalaringizdir, yetimlar. Va Alloh ifsod qiluvchini isloh qiluvchidan biladi. Isloh qiluvchilarning ichidan orasidan ifsod qiluvchilarni biladi, buzg'unchilik qiluvchilarni biladi. Agar Alloh xohlasa, sizlarga qiyin qilib qo'yadi. Albatta Alloh azizdir, g'olibdir, hakimdir, hikmatlidir. Suyuti aytayaptilarki, fi amri dunyo val oxirati. Dunyoning va oxirat ishlari to'g'risida tafakkur qilasizlar, fatahuzuna bil aslahi lakum fihima, dunyo va oxirat ishlaridagi eng maslahatlisini olasizlar. Va yasalunaka anil yatama, sizdan yetimlar to'g'risida so'raydilar. Va ma yalqawnahu min al haraj fi sha'nihim. Ve yetimlerinin sebebiden, yetimlerinin halatları doğrusu da sahabeler görüyüp dururken haraç doğrusu da soruyordular. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam yetimini esreçlikke tergib verdiler. Kanceli fazileti amel ekenliğini bayan kıldılar. Sahabeler yetimlerini karamağıge aldı. Lekin yetimlerinin muamelesine kıynelip kaldılar. فَاِنْ وَاكَلُوهُمْ يَأْسَمُوا Agar ular bilan birga yesa gunohkor bo'lib qoladi. Ya'ni bu qanday yetim? Mulki bo'lgan yetim. Bir yetim qoldi, dadasi shahid bo'lgan, dadasi o'lgan va dadasidan anchagina molu davlat qolgan. Kimiki yetimni olsa qaramog'iga, uni merosi ham keladi. Ba'zan yetim bola o'sha xonadondan ko'ra boy bo'lishi mumkin. Shunda u bolani puliga ovqat olinadi, non olinadi. Ya meyve alınadı, yiyiladı. Ula bilen birgi yiyişedigen bursa günahkar olup kalışadı. Yetimde malını yiyken bulan. Ve in azalu ma lehum min emvalihim ve sana'u lehum ta'aman vahdahum feharacun. Eğer yetimlerinin mallardan bugün nesillerini aciletişir, ularga yalnız uzlarga ta'am kılışadigen bursa bu yana kıyınçilik. Uzları gelahı da ta'am, yetim gelahı da ta'am bursa yana kıyınçilik buladı. Ballarda ortasında fitne buladı. Bunu farzanlara cancar kıladı. Bilmedi ki ulan bu ahkamlardı. Şunun için soruştu. Kul islahun lahum fi emvalihim bi temniyetihe ve mudakhalatihim hayrun. Hayrun min terki zalik. Ayet-i Muhammed Aleyhisselam. İslahun lahum ular üçün ıslah kılıçlik. Ularının faydasıya ıslah kılıçlik. Ularının malları da. Yine yetimlerinin malları doğrusu da ıslah kılıçlik. Qanday qilib mol to'g'risidagi isloh qanday bo'ladi? Molni o'stirishlik bilan. Tanniya degani o'stirishlik. Va mudoholatikum va sizlarni mudohala qilishlaringiz. Yetimlarni tashlab qo'ygandan ko'ra aralashganlaringiz yaxshidir. Ammo aralashlik ikki xil bo'ladi. Birisi isloh bo'ladi, ikkinchisi ifsod bo'ladi. Islohda aytayapti Alloh taolo. Yaxshidir uni tashlab qo'ygandan ko'ra. وَاِنْ تُخَالِطُوهُمْ اَيْ تَخْتَلِطُوا نَفَقَتَكُمْ بِنَفَقَتِهِمْ
agar aralashtirsalaringiz, ya'ni o'zlaringizning nafaqalaringizni ularning nafaqasiga aralashtirsalaringiz, fa ihvonukum, ular sizlarning ukalaringizdir. Ay fahum ihvonukum fid dini, ya'ni ular sizlarning dindagi ukalaringizdir, birodaringizdir. Va min sha'nil akh an yukhalita akhahu, ya'ni birodarlikning shanidandir birodariga aralashishlik. Ay falakum zalik, ya'ni sizlarga bu narsada haq bor aralashishlikka. Vallohu ya'lamu al-mufsida li amvalihim bi mukhalatatihi, aralashishligi bilan yetimlarning mollarini ifsod qiluvchini Alloh biladi. Min al-muslihi biha, o'sha mollarni isloh qiluvchilar ichidan mufsidlarni biladi. Fa yujazi kullan minhuma, ulardan har bittasiga jazosini beradi Alloh taolo. Ya'ni kim yaxshi niyatda aralashyapti isloh uchun, kim yomon niyatda aralashyapti ifsod uchun, biladi Alloh taolo. Walau sha Allahu la'anatakum, agar Alloh taolo xohlaganda edi sizlarga qiyin qilib qo'yardi. La dayyaqa alaykum bi tahrimil mukhalatati, aralashishlikni harom qilishlik bilan sizlarga to'q qilib qo'yardi Alloh taolo. Unda qiynalib qolardingiz, yo aralashtirmanglar desa Alloh taolo qodir edi, hech kim e'tiroz qilolmas edi. Lekin sizlarga oson bo'lsin deb Alloh taolo izn berdi. Innalloha azizun g'olibun ala amrihi, albatta Alloh taolo o'zining ishiga g'olibdir, azizdir, hakimun fi sun'ihi, va o'zining ishlarida hikmatlidir. Yetimlar to'g'risida so'rashyaptilar. Tafsirlarda keladiki, masalan Ibn Kasirda zikr qilinyapti. Oyatlar nozil bo'ldi. Yetimlarning mollariga yaqinlashmanglar deb. Kimiki yetimning molini yeydigan bo'lsa, o't yebdi ekan degan oyatlar nozil bo'lgandan keyin yetimlarni o'zini qaramog'iga olgan sahobalar qiynalib qo'rqib qoldilar. Aytdilar ki, yana yetimda hech narsasi bo'lmasa, unga yana hech qanday bir savol yo'q. Yetim kelgan, hech narsasi yo'q, hech kimi yo'q. Siz deryapsiz, borini baham ko'ryapsiz. Bu yerda savol yo'q. Lekin savol hozir aytganimdek, siz kambag'alsiz, yetim boy. Shunday holatda ixtilof bo'lyapti. Ba'zan siz muhtoj bo'lasiz. Yetimni molidan yesiz bo'ladimi shunda? Yoki yetimni molini o'zingiz molingizga aralashtirib olsangiz bo'ladimi? Yetim bilan biriga o'tirib, uni taomidan yesiz bo'ladimi? Shu masalalarda qiynalganligi uchun sahobalar payg'ambarimizdan so'rashdi, ki mana shu oyat nozil bo'ldi. O'tgan oyatlarda ham zikr qilindi. Yetimni asrashlikning fazilati nihoyatda ko'p. Sahobalar yetimlarni tashlab qo'ymadilar. Har kim qo'ldan kelgancha yetimlarga xizmat qildi. Lekin qanday xizmat qilishlik masalasini so'rashyapti, qarin. Alloh taolo so'rayaptilar deb bizni so'rashlikka targ'ib beryapti. Sizlar ham so'ranglar. Sahobalar so'rardi, sizlar ham so'ranglar. Qaysi masalani bilmasalaringiz. Ayting Muhammad alayhisalom, islahu lahum khayrun. Ular uchun isloh qilishlik yaxshidir. Qarang, islahuhum demayapti, ularni isloh qilishlik emas. Yetimlar uchun isloh qilishlik. Qarang, yetimlarning foydasiga isloh qilishligingiz, ularning ishini tuzatishligingiz, uni hayotini tuzatishligingiz, uni molini tuzatishligingiz, bular hammasi yaxshidir. Yetimning molini tijoratga qo'yyapsiz. Shunday bir tijoratga qo'yingki, ya'ni foydali bo'lsin. Foydali bir tijorat bo'lsin. Albatta siz qo'lingizdan kelgancha tadbirlarni qildingiz. Lekin qadar ekan, qismat ekan bir zarar keldi, u boshqa masala. Chunki tijoratlarda foyda zarariga o'rtoq bo'linadi. Befarvolik qilmang-a, befarvolik qiladigan bo'lsangiz, unda gunohkor bo'lasiz. Qo'lingizdan kelganicha salomat bo'lgan, amaliyotli bo'lgan yerlarga qo'yib tijorat qiling. Molini ko'paytiring. Hayvon olgan bo'lsangiz, hayvoniga diqqat qiling. Va molini isrof qiling. Masalan, tijoratga qo'yadigan darajada emas. Oz bo'lsa, isrof qilmang uni. Eng yaxshi shaklda ishlating. Xullas, shu yetimga foyda bo'ladigan va dinda targ'ib berilgan holatlarga mollarni ishlating. Zulm qilmang. Yomon niyatdan yaqinlashmang. Ular uchun isloh shunday bo'ladi. Shu yaxshidir, deyapti Alloh taolo. Endi bunga albatta aralashasiz. Isloh qilishlik uchun aralashishlik kerak. Va in tuxolituhum fa ihvonukum. Agar ularga aralashsalaringiz yoki aralashtirsalaringiz, u sizlarning birodarlaringizdir, deyapti Alloh taolo. Qarang, birodarlar bir-biriga aralashishlik kerak. Aka-uka bir-biriga aralashadi-ku. Ukamsan deydi, aralashadi. Ukasi aytadi, akamsan deydi, aralashadi bir-birining ichiga.
dini işlerde hem aralaşırdı, dünyavi işlerde hem aralaşırdı. Müminlere akı yükelme demeyin, birbirine aralaşsın. Menge nime demeyin, huzu bilette demeyin, aralaşın. En yakşı yolge nasihat kılın, davat kılın, yaman yollardan kaytarın, onu gamriyin. Özüge kandeyi bir tefekkür kıl yaptırıyor musunuz? Kançalı can küldür yaptırıyor musunuz? Başka mümin biraderlerinizde hem şimdi can küldürün. Allah ayet ki, eğer aralaşken bu sırarız, biraderleriz ki, ne mutlu, zararı yok aralaşsalarız. Özüze aralaştırız ve malize aralaştırışlıyız. Mesela onun malını özü malize koyduğu ticaret kılıyız. Bille, koşup durup. Ya ki, bana malıdan iyi yapsız. Hele ki, yenge ayetlerinde geldi ki, İsraf kumengen halette, haddeden aşmengen halette, yetimli malıdan yese bulardı. Dastırhange koyulgen malıdan. Ya ki o şey yetimli malıge, gürüç alındı, üyde gürüç yok. Kendakalsız, hakikatten gürüç alınmayapsız. Yetimli pülüge alıngen gürüçten, mesela tağım pişirdici de yiyapsız. Caiz bu. İlacı barışa, bunu yıkınasın iki hareket edin. İlacı barışa, iki taraftan koyayım ve bundan keyin qarzga olish harakat qiling. Bu ham bo'lmasa, yesiz bo'laveradi. Va Alloh taolo mufsidni biladi deyapti. Muslihlarni ichidan mufsidni biladi deyapti. Kim buzg'unchilik niyatida yaqinlashyapti molga, kim isloh qilishlik niyatida yaqinlashyapti, Alloh taolo biladi buni. Qani mufsidni biladi deb qo'rqityapti. Bu tahdid bu. Alloh taolo mufsidni biladi deyapti. Ya'lamul musliha deganda edi, targ'ib bo'laveradi. Muslihni biladi, isloh qilaveringlar deydi. Lekin bu yerda Alloh taolo nimaga muslihni aytmayapti, mufsidni aytayapti? Chunki islohni yaxshiligi targ'ibi o'tdi. Islahu lahum khayrun dedi. Qani? Isloh to'g'risidagi targ'ib o'tdi. Yana targ'ib kelib qilishlikka hojat yo'q. Tushundingizmi? Endi bu yerda tarhib kerak, tarhib qo'rqitish kerak. Wallohu ya'lamul mufsida. Qani? Buzg'unchini Alloh taolo biladi, qo'rqsin. Bu buzg'unchi odamlar bilmayapti-ku. Yaşırıp kılıyaptan, hiç kim bilmiyor kalıyaptı demezsin. Allah biliyaptı ki, Allah görüyaptı ki, hemenisine haberdar ki, tasva kıladı onu, dünya ahirette har kıladı. Haram niyetti o. Yaman niyette yakınlaşmayan adam, haram iş kılıyaptı, katlı günah kılıyaptı. Hem yine bir aciz bugün yetimge zulüm kılıyaptı. Bunu İslam'ı imanı hareket etti. Yetim asrasam çünkü fazileti bağır, çünkü hadis bağır diyen geplir hareket etti. Allah qo'rqityapti, mufsidni bilaman deb. Va yana Alloh taoloning qarang, muomilasini go'zalligini qarangki, muslihning ichidan mufsidni biladi, deyapti. Muslihlar ko'p bo'ladi, deyapti. Qarang, mufsidlar oz chiqadi, deyapti. Lekin biz zamonimizda ko'ryapmizki, muslihlar oz chiqyapti. Mufsidlar ko'p bo'lyapti. Alloh biladi buni, lekin bizga go'zal muomila qilyapti Alloh taolo. Va aslida shunday bo'lishligimiz kerak. İslah yaxshi degandan keyin biz nimaga yaxshi nomasdan yomonni olamiz? Shukr qillar bu narsaga. Qanday qilib ihsob qilasizlar ki sizlar? Sizlarga bu ne'mat edi. Alloh taolaning izn berganiga. Agar Alloh xohlasa sizlarni qiynab qo'yar edi. Ham yetimga qarashga buyuradi, ham aralashtirmanglar. Hech qanaqasi yeyishlaringiz joiz emas. Desa, hech kim e'tiroz qilmaydi. Aralashishligingizdan gunohkor bo'lib qolardingiz keyin. Lekin Alloh taolo sizlarga oson qildi. Şükür kimisler mi? Allah'a hamd etmesinler mi? Hursan bulup hamd etken halette sevinip bahtiyar halette amel kimisler mi? Elbette Allah, Allah da azizdir. Allah'tan korkuyorlar. Allah galip. Berber ayetkenini kıladigen zat. Ayetkenini kıldıradigen zat. Berber Allah'ın hakşı buladı. Allah'tan kaçıp kütülermeyseler. Allah'ın aciz kaldırermeyseler. Kalen korkutu yaptı azizdir. Peki inleme yaptı. Bir deneye azabını azılkıma yaptı, bir deneye sizi rasul akıma yaptı. Demek ki hakimun, hikmetlidir. İşlerde hikmet var Allah Teala'nın, muhlet bir yaptı. Bütün işlerde her tarafına hikmet var. 221. ayet. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Müşrike ayollar iman keltirgunga kadar ular bilan uylanmaylar.
nikah kılmayalar deyipti Allah Teala. Müşrike ayarlardan üylenmeyalar deyipti. Elbette mu'mine çürü, mu'mine kenizek, müşrikeden yaşraktır. Egerçi müşrike ayar sizlerini aceplendirse hem. Ve müşrik erkekler iman getirginlere kadar ularda üylentirmeyeler. Ve elbette mumun hizmetkar müşrikten göre yaşraktır. Eğer usullerini aceplendirse hem. O şeyler cehennemge çakıradılar. Bu müşrikler, müşrike ayal ve müşrik erkek cehennemge çakıradılar. Ve Allah ise cennetke ve mağfiretke çakıradı uzunun izni bilen. Ve uzunun ayetlerini insanlara beyan kılıp biredi ki şayet ki ular esletme asalar, esleseler, unutmeseler hakî yolunu, saadet yolunu. Suyutiyet ettiler. وَلَا تَنْكِحُوا تَتَزَوَّجُوا اَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ الْمُشْرِكَاتِ اَيْ الْكَافِرَاتِ Ey Müslümler, nikahlenmeyler yani üylenmeyler müşrik ayarlar yani kafir ayarlar ya. Hatta yu'minne iman kiltir günüye kadar. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ Elbette mu'minet çörü hur ayaldan yaşlıdır. Hurratin mene. Hur bugün müşrik ayaldan yaşlıdır. لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة وترغيبه على نكاح حرة مشركة. Bu ayetin nazil bo'lishligining sababi shuki, mu'mina cho'riga uylanganini ayblashlik va mushrika hur ayolning nikohiga qiziqtirishlikdir. Sahobalarning o'rtasida shunday xato bo'ldi ki, mana shu ayet nazil bo'ldi deyapti. Bir sahobiy cho'riga uylanadi. Malomat qilishdi. Bazı sahabeler avruli müşrike hatınlarına uylanmak için. Ve ettiler ki şuna kastige uylansa bulmaz mı ki? Değişti. Elbette açtı ki dinge fayda buladı. Değişti. وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ اَگَرْچِ bu müşrike ayar sizlerini aceplentirse hem. لِجَمَلِهَا نِحَيَتَ güzel bu yanı için. وَمَلِهَا يَكِ bay bu yanı için. وَهَذَا مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْكِتَابِيَّةِ Bu hüküm ahli kitap bu yan ayarlarının başkasıya hastır. Yani ahli kitob bo'lgan ayollar kirmaydi bu yerga. Yahudiya va nasroniya ayollar kirmaydi. Ular ham mushrik, ammo ular kirmaydi. Ular xoslangan. Bi ayatin, ya'ni Maida surasidagi oyat bilan val muhsanati minal lazina utul kitob va kitob berilgan kishilardan bo'lgan pokiza ayollar. Shularga uylansa bo'laradi Alloh taolo ularni halol qilgan. Wala tunkihu tuzawwijul mushrikin ay kuffar al mu'minat va müşriklerini nikahlamaylar, üylentirmeyler, yani kafirlerini, mumine ayarlar ya. Hatta yu'minu, hatta ki ular iman getir günüye kadar. Ve le'abdun mu'minun hayrun min müşrikin ve le'u a'cebekum. Elbette mumin kul, mumin hizmetkar, müşrikten yaşraktır. Eğer ki müşrik sizlerine aceplendirse hem, limalihi, maliki bu yana güçlü. Mesela bayaken. Va jamalihi yoki jamoli uchun nihoyatda kelishgan yigit ekan. Baribir unga bermaylar. Ulayka ay ahlu shirk yaduna ila nari. Ular o'shalar ya'ni shirk ahli o'tga jahannamga chaqiradilar bi duaihim ila al-amali al-mujibi laha. Yasha jahannamni vojib qiladigan amalga chaqirishliklari bilan. Sizni jahannamga olib boradigan amallariga qiziqtiradi. Fala taliku munakahatuhum. Shuning uchun fala taliqu munakahatuhum. Ulardan nikoh qilishlik loyiq bo'lmaydi. Munosib bo'lmaydi. Ular bilan uylanishlik joiz emas. Wallohu yad'u ala lisani rusulihi ila jannati wal mag'firati. Va Alloh taolo rasullarining tili bilan da'vat qiladi jannatga va mag'firatga, ya'ni kechirishlikka. Ay al-amali al-mujibi lahumo. Yani ikalasini cennet ve mağfiretini vacib qiladigan amalga chaqiradi Alloh taolo. Bi iznihi, bi irodatihi, o'zining izni bilan, irodasi bilan. Fa tajibu ijobatuhu. Shunday ekan, Allohga ijobat qilishlik vojib bo'ladi. Allohga ijobat qiling. Alloh shu hukmlarga itoat qiling. Bi tazviji awliyaihi. Mana Allohning do'stlariga uylantirishlik bilan. Allohning do'stlari esa mu'minlardir. Va yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkarun yatta'izun. Ve Allah Teala uzun ayetlerini insanlara beyan kıladı ki şayet ki ular isletmesinler ve mev'ize hasıl kılsın.
Yukarıda yetimlerde meselesi esinden çıkıp kaptı. Aytamandı. Nima uchun bir zanaga yetimlarda masalasi keldi desiz, jihad zikr qilinmadi. Jihadda albatta erkaklar shahid bo'ladi va ba'zi farzandlar yetim bo'ladi. Shuning uchun yetimlarning masalasini zikr qildi Alloh taolo. Endi bu oyat nima uchun zikr qilinyapti? Bu ham mana ko'pincha jihadda bo'ladigan masala. Chunki cho'ri qul masalasi kelyapti-ku. Cho'rilik qullik jihaddan boshqa suratda bo'lmaydi. Jihad qilasiz, kofirlarni asir olasiz. Ayolları çörü buladı, erkekleri kul buladı. Ve düşman buyan kafire ayollarla üylenişlik, üylenmezlik meselesi. Çörülerdeki üylenişlik, üylenmezlik meselesi. Elbette ortada kafirlerle buladigen muameleler. Kendi buluşluk gerek. Şunun için Allah-u Teala belge üyleniş meselesini zikir kılıyordu. Caiz buyan yerini ve caiz bulmayan yerlerini zikir kılıyordu. Ve sebeplerden, neticelerden haber veriyordu. Nazil bo'lishligi to'g'risida esa ba'zi rivoyatlar zikr qilinadi. Masalan, ba'zi mufassirlar, muhaddislar aytadi, bu oyat Abu Marsad to'g'risida nozil bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisalomdan Anaq degan ayolga uylanishlikdan izn so'radi. Bu ayol mushrik edi, lekin nihoyatda go'zal edi. Abu Marsad esa musulmon edi. Payg'ambarimizdan izn so'rdi, Alloh taolo mana shu oyatni nozil qildi. Mushriklarga uylanmanglar deb. Mana bu bir rivoyat. Ikkinchi masala haligi cho'rilarga uylanishlik masalasi. Ulamolar zikr qiladiki, Abdulloh ibn Ravoha to'g'risida nozil bo'lgan cho'riga uylanishlik. Uni bir qora tanli cho'risi bor edi. Habashistondan bo'lgan cho'risi bor edi. Bir kuni g'azablanida qattiq urdi. Keyin bu qattiq urib yorgani uchun Allah'tan korktu da Peygamberimiz Aleyhisselam'a barıp bugün işte haber verdi. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler ki Mahye ya Abdallah, Abdallah o ne mi o yani? Müslüm mü? Kafir mi? Kendi amelleri kemdik. Kale tesumu ve tusalli ve tuhsin vudu ve teşhedu en la ilahe illallah ve enneke Resulullah. Etti ki namaz okuydu, ruza tutadı, taharatını güzel kıladı ve şehadet kelimesi ne metedi? Diyordu Resulullah diyor ki ya Abdallah hazihi mu'mine diyor ki ya Abdallah bu mu'mine ki mu'mine ki zulüm koyup sen gözün yani İslam kullarda kançalı himaya kılıyordu kafirler hadi bizi tuhmet kılardı şunda Abdallah diyor ki fevellezi ba'aseke bil haqqi sizi hakla cünnetken zatke kasab içemeyin ki elbette onu azat kılamandı ve üylenemendi ve kıldı şu işte. Şunda keyin ba'zi bir sahobalar uni malomat qilishdi. Bu cho'riga uylanibdi ekan. Ya'ni Qoratamlik, Habashistondan bo'lgan. Aytishdiki, undan ko'ra abrolli mushriki ayolga uylangan dedi, yaxshi bo'lar edi. Ham ulari go'zal, ham masalan balki shuni oilasi, qabilasini islomga moyil bo'lishiga sababchi bo'ladi, deyshiyapti, ya'ni yaxshi niyatda. Ammo xato qilishyapti. Şunda mana shu oyat nozil bo'ldi ki va la amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin. Albatta mu'mina cho'ri mushrika xotindan yaxshiroqdir. Alloh taolo nahiy qilyapti qarin, mushrika ayollariga uylanmanglar deyapti. Iymon keltirguniga qadar. Iymon keltirsa uylansangiz bo'laveradi. Endi mushrika degandan keyin butun mushriklar kiradi buning ichiga. Lekin ahli kitobdan bo'lgan ayollar, yahud va nasroniylar ular kiradi mi kirmaydi mi? Ba'zi aytadiki kirmaydi. Ular boshidan joiz edi deydi. Faqatgina ahli kitob bo'lmagan mushriklar to'g'risida xabar beryapti Alloh taolo deydi. Ba'zi mufassirlar. Ba'zi aytadiki ular bu oyatga kirib ketadi. Chunki ahli kitoblar yahud nasronlar ham mushrikku. Ular ham kiradi, lekin Maida surasidagi oyat keyin uni istisno qiladi. Ikkala fikr ham to'g'ri. Unchalik farqi yo'q bir-biridan. Natija e'tibordan farqi yo'q. Endi ba'zi fikrlar borki, Imom Shofiyning bir fatvosi ahli kitobga uylanishlik joiz emas deydi. Yahud nasroniy ayollarga uylanish joiz emas deydi. Hatto yu'minna iymonni qabul qilguniga qadar. Nimaga siz Maida surasining bu sura mansux degan deydi. Ya'ni Imom Shofiy aytmasa, buni ashablari shunday deydi. Ammo bu noto'g'ri, chunki butun ulamolar biladiki, bu Baqara surasi avval nozil bo'lgan. Maide surası keyin nozil bo'lgan. Bu oyat oldin nozil bo'lgan, ahli kitoblar to'g'risidagi oyat keyin nozil bo'lgan.
Qanday qilib oldin nozil bo'lgan oyat keyin nozil bo'lgan oyatni mansub qiladi? Mansub qila olmaydi-ku. Ba'zilar Umarni ishini davr qilishadi. Umar ibn al-Xattobga xabar keldiki, Huzayfa mashhur sahobiy bir yahudiya ayolga uylanibdi ekan. Shunda g'azabi kelib, aytki, tez tark qilasan uni dedi. Bo'lmasam jazo beraman senga dedi. Ba'zi rivoyatlarda keladiki, Huzayfa aytdi, taloq qilaymi? Deydi, Umar aytdiki, agar sen taloq qilishliging joiz bo'lsa, uni nikohi ham joiz bo'lardi degan so'zi bor. Shundan chiqaribdan, demakki, Umar ibn al-Xattob yahudiy va nasroniy ayollarga uylanishlik joiz emas deb bilardi ekan deyishadi. Ammo bu zaif rivoyat. Zaif rivoyat. Boshqa bir rivoyatda shu voqea keladiki, Huzayfa so'raydi, nimaga sen joiz emas deb man qilyapsanmi? Desa, Umar aytadiki, men joiz emas demayman dedi. Joiz dedi. Ammo men qo'rqamanki, noto'g'ri ayollarga tushib qolmaylar dedi. Axloqi buzuq ayollar to'g'ri kelib qolmasin sizlarga dedi. Obro'li odamsizlar, tanimaysizlar yahud nasoniylarni. Endi futuhatlar bo'lyapti-ku, yangi fathlar bo'lyapti. Sizlar yaxshi niyatda uylanasizlar, ammo yomon ayol chiqib qolsa, sizlarga dog' tushadi, farzandlaringizga dog' tushadi. Sizlar ummatga namuna bo'ladigan insonsizlar. Shuning uchun man qilyapman deydi. Bo'lsa sahobalar ko'pchiligi uylangan ahli kitobga, yahudiy nasroniylarga. Va boshqa rivoyatlarda Umardan, ya'ni sahih rivoyatlar keladiki, u kishi man qilmaydilar, ya'ni ahli kitobning nikohini. Demak, zaif hadislarni noto'g'ri tushunishib, yoki ba'zi olimlar, ya'ni ba'zi ulamolar aytadiki, ba'zi sahobalar man qilgan, nimaga? Endi ochiq gaplashadigan bo'lsak, ochiq aytadigan bo'lsak, arablarning ko'pchiligi oq tanli bo'lmaydi. Arablarning ko'pchiligi, ya'ni qora tanli bo'lmasa ham, ya'ni qoraga yaqinroq bo'ladi. Yoki to'q bug'doy bo'ladi. Ya'ni oq tanli arablar kam. Bir kam degani bittikda degani emas. Bor shunda ham 100 minglab, millionlab bor. Lekin hammasiga nisbatan oq tanli arablar kam bo'ladi. Keyin masalan arablar ko'proq oq tanli ayollarga qiziqishardi. Bu yahud nasroniylar ko'pchiligi mana Yevropa, Rum, Rus bu tarafda ayollari. Keyin ularga qiziqishardi ko'proq. Shuning uchun katta sahobalar qo'rqdiki, hamma ularga qiziqib ketsa, musulmon ayollar uyda o'tirib qolmasin. Musulmon ayollar uyda qolgandan keyin bu masalan katta odamlar olmasa, majbur amali oz, ilmi oz bo'lgan kishilarga tushib ketadi-da, shu bilan nasl ham buzilib ketadi. Mana shu maqsadda man qilingan deydi. Ya'ni hech kim harom deya olmaydi. Demakki, hali Moida surasida ham buni kengroq bahs qilamiz. Yahud va nasroniy ayollari chiqdi bu yerdan. Ularga uylansangiz bo'ladi. Ammo uylansangiz bo'ladi-yu, siz g'olib bo'lishingiz kerak. Siz mag'lub bo'lsangiz joiz emas. Chunki ko'ryapsiz, ba'zi yigitlar joiz ekan deb bir ruscha yoki inglizga uylanyapti. Ertasi kuni qarasiz, u ham nasroniy bo'lib qopti, yahudiy bo'lib qopti ekan. Nimaga xotin haqqi bo'lmasin deb. Xotinim aytdi deb. Bu joiz emas. Siz g'olib bo'lsangiz, siz ta'sir qiladigan bo'lsangiz, shunda joiz bo'ladi. Va boshqa masalalarni o'zini yerda aytamiz. Hozirgi yerda, demak, ahli kitob va xulosa yahud nasroniylardan boshqa ayollarga uylanishni man qildi Alloh taolo. Majusiylarga uylanishlik joiz emas. Mushriklarga uylanishlik joiz emas. Kommunistlarga uylanishlik joiz emas. Demokratlarga uylanishlik joiz emas. Bu mushriklarning hammasi joiz emas ular. Dahriylarga uylanishlik joiz emas. Harom. Kimiki uylansa nikohi nikoh bo'lmaydi. Nikoh bo'lmaydi. Qattiq gunohkor bo'ladi. Agar halol desa bo'laveradisa kofir bo'ladi. Halol demas, ya'ni harom deb turib agar uylanib yashayveradigan bo'lsa qattiq gunohkor bo'ladi, kofir bo'lmaydi lekin. Va bolalar albatta zino bolalari bo'ladi. Valad zino bo'ladi. Ya'ni bolalariga ham zulm qilyapti. Bolalari bir umr valad zino degan badbaxtlikni ko'tarib yurishga majbur bo'ladi. Ming afsuslar bo'lsinki, hozir bu masalalar muzokara qilinmaganligi, aytilmaganligi, odamlarni qo'rqitilmaganligi uchun ko'pchilik yigitlar, musulmonlar hozir kofirlarga uylanib ketishyapti. Va ahli kitob bo'lsa, mayli uni yo'li bor uni. Lekin kofirlarga uylanib ketishyapti. Ahli kitob bo'lmagan ayollarga uylanib ketishyapti. Masalan, Rossiyadan, Yevropadan ham ko'p savollar keladi. Ahli kitobga uylansa bo'ladimi deb. Ha, bo'ladi.
Rekaliki şart var. O keyin aytamiz onu uzun yerda. Ama bazı mullalar bu meydi degani uchun bazı yoshlar hani bir-birini yaxshi ko'rib ekan, bo'lmasa ham biz yashayveramiz deb yashab yurishibdi. Hatto bir mulla aytayaptiki, afsuslanib aytayapti, shu biz dars bizga keldi, o'qidi bizda biroz. Aytadi, Rossiyada mendan so'radi bir yigit. Shuning bilan bir rusni yaxshi ko'rib qoldim. Chunki uylansam bo'ladimi? Siz yo'q bo'lmaydi. Bo'lmasa shunda yashayveraman desa, o'zing bilasan, yashasang yashayver. Nikoh bo'lmaydi degan. Keyin aytdi, nima qilganingiz? Bu shariatda joiz yo'l tursa-yu, suvni zinoga yo'l ochib bersangiz. Joiz emas bu narsa. Aytadi, biz bilmagan edik, joiz emas deb o'ylagandik. Mushrikalarga uylanishlik joiz emas, durust emas. Ha, iymon keltirsa uylansiz bo'ladi. Iymon keltirsin. Ba'zilar shuni o'yinchoq qilib olishyapti. Iymon keltirib faqat masalan la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deydi tildi uchida. Bo'ldi, ana musulmon bo'ldi. Uylanib oladi, keyin yana o'zini butiga sig'inib, o'zini xudolariga sig'inib yuraveradi yana. Yana majusiy bo'lib yoki mushrik bo'lib yuraveradi. Masalan, Yaponiyalik, agar Xitoylik bo'lsa, yoki Koreyalik bo'lsa, yashab yurishaveradi. Durust emas bu narsa. Qarang, Alloh taolo harom qilyapti. Mana shu mushrikalar bilan nikoh bo'lmaydi. Nikoh qilaman deb avora bo'lmang. Joiz emas. Iymonga kelganda ham haqiqiy iymon bo'lsin. Vale amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin. Albatta mu'mina cho'ri mushrika hur xotindan yaxshiroqdir deyapti Alloh. Endi mu'mina cho'ri ozod bo'lmagan bir mu'mina ozod bo'lgan mushrikadan yaxshi bo'lsa, endi hur bo'lgan mu'minalar to'g'risida nima deysiz? Hur bo'lgan mu'minalar albatta 1000 barobar yaxshi. Endi biz masalan biz islom dinidamiz. Alloh va rasuliga iymon keltirdik. Inson xohlaydiki dunyoda yaxshi narsani qilishni xohlaydi. Yaxshisi bo'lsin deydi. Hamma narsani yaxshisi. Ya'ni erdi ham yaxshisi bo'lsin, xotinni ham yaxshisi bo'lsin deydi. Yaxshisini Alloh aytayapti. Mu'mina cho'ri yaxshidir deyapti. Hayrun min mushrikatin deyapti. Mushrikadan yaxshi deyapti. Demakki qul bo'lsa ham bir mu'minaga uylaning. Mushrikiga uylanmang, valav a'jabatkum sizni ajablantirsa ham. Nihoyatda go'zal ayol bo'lsa ham. Axloqi nihoyatda go'zal bo'lsa ham. Masala hozir odamlar Yaponiyadan, Xitoydan uylanishyapti, musulmonlar uylanyapti, mushrikalar bilan. Nima gelsa, ular eriga yaxshi itoat qilishar ekan. Menimcha ularning ichida shu Yaponiyada va Xitoyda erparastlik xudo nimasi ham bo'lsa kerak menimcha, dini bo'lsa kerak, erparastlik, eriga sig'inishlik. Ular o'sha aqidadan kelib chiqib, ya'ni eriga nihoyatda qattiq itoat qilar ekanmish. Ya'ni so'zi so'z, nima desa desin, qattiq itoat qiladi. Foydami, zararmi, yaxshimi, yomonmi? Va boshida ko'tarib yurar ekan. Sportchi-ku ular. Ularning itoati, xizmatkorligi, qarasiz katta professor ekan, katta maoshlari bor ekan, puli ham yaxshi. Ham itoat qilsa, ham hurmat qilsa, ta'zim qilsa, ikki bukilib. Ular ruku qilishadi-ku ular erlariga. Yaponiyalik, Xitoylik ayollar shunday eriga ruku qilishadi. Sajda qilsa, sajda ham qilaveradi ular. Yo'q, joiz emas. Bundan ko'ra faqir bo'lgan yoki sizi ko'zga xunuk ko'ringan bir mu'mina yaxshi deyapti Alloh. Xayrun deyapti. Siz yaxshini xolasiz, Allohga itoat qiling. Endi hur bo'lgan, ilmli yoki go'zal ayollarning fazilati nihoyatda ko'p bo'ladi. Har bir insonning darajalari borki fazilatiga qarab. Ayollar islomda eng muhim masaladir. Shuning uchun Alloh taolo qarang, bu kichkina masalalargacha bayon qilib beryapti. Oila masalasi nihoyatda muhim masaladir. Sizga ta'sir qiladi. Farzandingizga ta'sir qiladi. Hozir aytadi Alloh taolo buni. Endi uylanarkan payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, insonlar 4 maqsadda uylanadi. Birinchisi, bir ayolning go'zalligi uchun uylanadi. Ikkinchisi, boyligi uchun. Uchinchisi, nasabi, shohrati uchun, obro'li xonadondandir. To'rtinchisi, dini uchun. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, dindorini tanlanglar. Dindorini tanlasangiz, qolgan 3 sifat kelaveradi o'zidan. Boshqa sifatlarda, boshqa maqsadda uylansangiz, hammasi keladi. Hech qasiz bo'lmaydi. Boshingizga balo bo'ladi bu xotin. Siz unga balo bo'lasiz, u sizga balo bo'ladi. Shuning uchun dindorini tanlanglar. Hadisda payg'ambarimiz alayhissalom amr qiladilar, dindorini tanlanglar. Mana Alloh taolo ham aytayapti, mu'mina cho'ri mushrikadan yaxshiroqdir deyapti. Yaxshi u deyapti. Agar u mushrikka sizlarni ajablantirsa.
Milyoner bo'lsa ham uylanmaydi u bilan. Milyoner bo'lsa ham. Odamlar kichkina maqsad uchun uylanib ketyapti. Milliarder bo'lsa ham uylanmaydi. Ba'zilar shu mushrikalarga uylansak pasport olamiz deb uylanishyapti. Bahonani qarang. Pasportni sizga qasr qilib bersa ham 30 qavatli qasr bo'lsa, shishasi ko'k, qora shishadan bo'lgan. Dunyodagi yangi chiqqan Mercedes sariq qilsa ham uylanmang. Alloh man qilyapti sizni. Qanaqa iymon, qanaqa islom bu? Wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu. Va mushriklarni uylantirmanglar. Qarang. Mushriklarga uylanmanglar dedi. Mushriklarni uylantirmanglar deyapti. Ya'ni masalan Alloh taolo aytmadiki, ey mu'mina xotinlar mushriklarga tegmanglar demadi. Balki musulmonlarni bermanglar deyapti. Tunkihu qarang ankaha. Yuqoridagi nakaha yankihu. Sulosiy mujarratida bu sulosiy mazid bo'ldi. Ankaha yunkihu bo'ldi. Bu nimaga dalolat qilyapti? Bu valilikka dalolat qilyapti. Ayol tarafidan vali bo'lishlik kerak. Ayol kishi o'zidan o'zi uylanib ketavermaydi. Erga tegib ketavermaydi. Valisi bo'lishlik kerak. Dadasi, akasi, ukasi bo'lmasam boshqa yaqin qarindoshlari, u ham bo'lmasa bir amir, rahbar, bu dindor odam, taqvodor odam valilik qilishlik kerak. Ayol kishining ishlarini boshqarsin. Nikohni ustida tursin. Tekshirsin. Surishtirsin. Har taraflama o'rgansin, munosib bo'lsa keyin nikohga izn bersin. Bu masalalar keyinroq keladi, yana to'xtalib o'tamiz. Xullas, ayol kishining nikohida valisi bo'lishligi kerak. Valisiz joiz emas. Mana mushriklarni uylantirmanglar. Mushriklarga qizlaringizni bermanglar deydi. Hatta yu'minu iymon keltirgunlariga qadar. İman keltirsin, ana onda kim derse buladı. Bu yan aynı yukarıdaki mesele görseydi ama ondan hem köre kattıraktır. Kafirlerden biz, Yahud Nasrani evlerine erkekler yüklense buladı. Lekin mumine ayarlar, kızlar kafirlerine hiç kanakasıya verilmeydi. Müşriler hiç kanakasıya verilmeydi. Yahudi'ye hem veriş caizmez, Nasrani'ye hem. Macusi'ye hem, Kamunist'ye hem, Müşrik'ye hem. Hiç kimge verişlik caizmez. Verilmeydi. Kimiki beradigan bo'lsa qattiq gunohkor bo'ladi. Ay, bo'laradi desa, joiz desa, halol desa kofir bo'ladi. Ya haromu ama pul beryapti yoki pul kelyapti deb qilsa qattiq gunohkor bo'ladi. Nomussiz, nomussiz, dayyus, razil, sharmanda, badbaxt inson bu. Ming afsuslar bo'lsinki, hozirgi vaqtda musulmonlar mana shunday bir razillikka, rasvolikka tushdi. Ya'ni har yili minglarcha Müslüman kızlar kafirlerge veriliyordu. Minglerse. Yani dünyanın her yerinde. Hem milletlerde var bu. Araplarda yan var, Özbeklerde yan var. Bütün milletlerde var. Müslüman kızlar da ayarlarını kafirlerge veriliyordu. Belki bazı bir bedbah Müslümanlar en güzel kızlarda, en avrulu kızlarda avarı bir şey yaptı. Demek ki bir bay baradı Müslümanlarda diyarıya. Hayır böyle bu sefer bu sefer Özbekistan geldi, Tacikistan geldi, belki Arabistan geldi, Pakistan geldi. Hayır geldi, barışadı, kafirler. Uzu kafir. Yahudi mi, Nasrani mi, Avrupa'dan ki geldi, Amerika'dan ki geldi, Japonya'dan ki geldi, Hıtay'dan ki geldi, Kore'den ki geldi, Kayt'den ki geldi, ki geldi. Kiladı, dedi ki, eğer menge kimi ki güzel bir kız tavuk verse, Hülen Mahsun'dan top gengen 5000 dolar. Dadasiga 10000 dollar, onasiga 5000 dollar, qiz o'ziga 10000 dollar. Bizga qarabsizki, musulmonlar o'zini yo'qotib qo'yadi. Unidan turaman deb yiqilib tushib, ishini ham topolmasdan mahallada yangilab yurishaveradi. Kimi qizi bor ekan. Shuncha pul keldi mana. Uyalmasdan yana xudo berdi deydi. Qani shunday bir sharmanda holatga tushib qoldi musulmonlar. Jaholatni qarang. Ming afsuslar bo'lsin. Endi mullalar Caizler soruyor, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsa Ali'yi kafir ne doladım diye köstetse bunların közü oynaydı. Doladım diye tepeye çıkarsa onların köz tepeye çıkardı, paskaya çıkarsa paskaya çıkardı. Yani ortaya kirgen Müslüman Ali dolardı, bunların çöntüye yakısırıp koysa bunlarıma da yaptı. Onda ne baksa ekin şimdi böyle hemen asa şarif olsun. Müslüman mısın ki? Şariatga muvofiq bo'lsin. Bu kiyo o'tiradigan kalimani o'rgatinglar, aytsin, qolib ketaversin. Keyin ali kofir faqatgina yuzaki
La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyipti. Büzüp etse yani. Bir tecridinden işi yok, hiç kim işi yok. Şimdi bunlar takvadar Müslümanlar. Allah'tan korkan Müslümanlar. Ali kafir hayatında birinci mette La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deydi. Büzgen halette ve ahir yivette yıkardı. Dar onu üylendirişi ve mübarek Müslümanlar siz biraderimiz bulduyuz. Biraderimiz biz dünyada hem ahirette hem birgemiz. Deydir. Mübarek Müslümanlar kendini cüretişenler. O kafir varanı uzun aldığı dini de o. Yani böyle yapışırlar. Soruyorlar. Avrupa'dakilerden soruyorlar. Rusya'dakilerden soruyorlar. Japonya'daki, Hıtay'daki, Kore'deki Müslümanlardan bir soruyorlar. Hakikaten yüzlerce mez, minlerce var. Minlerce Müslüman kızlar ayarlarını kafirlerine bir şey yaptı. Bu kafir yani uzunluğu butparastlığı da, uzunluğu kafirliği de ve o işte tonguzlu göğsünü yiyen ya başka haram nasıllardı yiyen, ara içken Ali'yi kız yüzde kemden kem kızlar mesela teşebbüs getirdi. Kemden kem kızlar teşebbüs getirdi. Bu teşebbüs getirdi onu. Baştan cazmez. Başta elden gelmesin, bağırıp gördü ki elden ettiyken bu sahte iman getirgen mi? Teşebbüs gitsin der o. Allah yeterek yüksün. Peki ben ne kalemem? Acizemem ki bu. Biz ayol kişi bu seyik. De bahanaklı oturuşup bazılar. Ve bazıları Müslümanımız o, lakin erimeken de şu beni peşinemge azılıyeneken bu. Bir yaşa görüşüp. Kafir bu seyik ne kalemem? Ben adam ki bu yani. Bir yaşa görüşüp. Ve bazıları ise peşinemge azılıyeneken de o şeyden dini götürüp getirdi. Yahudi yok getirdi, Nasrani yok getirdi, Budparası yok getirdi. Bu ne yapıyorsun asalar? Yani çünkü kim mesul? Avvala ulamalar mesul. Alimler mesul. İkincisinden bütün imkanı boyayan bütün mumunlar mesul buna seyir. Yani hükümetler de yapabilmemiz. Hükümetler hükümetini neye mesul kılarız? Hükümetini neye mesul deyiz? Neye mesuliyeti var hükümetler? Hükümetler uzları yol açıp böyle yaptı ki buna seyir. Uzları kıl yaptı ki. Allah Teala men kılıyordu. Haram. Kafirlerine nikah bu muydu? Kaysi mülle, kaysi alim. Şu Yahud nasraniylerine ki kafirde başka türlerine Müslüme kızı birse buluradı. Yani birse buluradı mıydı? Nikah kılıyla mıydı? Nikah kısa buluradı mıydı? Nikah kısa buluradıysa kafir buladı. Kafir o. Kafirdir, kafirdir, kafirdir. Başka yapıyor. Allah Teala diyordu. Ve la tunkihul müşrikin. Müşriklerde üylentirmeylerdi yaptıkları. Müşriklerine kızlarınızı verip nikah bağlamayla hatta yu'minu iman getir günlerine kadar diyordu. Siz şimdi bir nehiden ki inem nikah buluradı siz, onu kafirsiniz de. Bu caiz buluradı diyenler kafir. Ularam insan ki diyenler kafir. Ve le'abdun mu'minun hayrun min müşrikin. Ve mu'min kul müşrikten yaşırahtır. Ve le'a'cebeke o müşrik sizlerle ceplendirse yani. Kıymet bahan cipler de geldi, Mercedesler de geldi. Katta fabrikası varken, milyonerken ya ki meşhur bir artistken, meşhur bir koşukçuyken, futbolcuyken, kim olsa olsun, ondan göre bir mumun hizmetkar, kul ondan yakşıraktır diye. Habeşi bu sayama gel o kul. Bir cesedi itibarından bir ayağı kelte bu sayam. Bir gözü kör bu sayam. Şimdi mumun bugün erkek, bu müşrikten göre yakşıdır. Allah diyor bunu yakşıdır. Zaten insanlar uzunca yaşlıydı öyle kılıyordu ki o. Lakin zarar kılıyordu dünyada hem ahirette hem. Bir meşhur kıssa var. Türkiye'de. Hani? Türkiye'de meşhur kıssa. Şimdi şöyle diyeyim çünkü o gençler böyle yaptı ki bunca kıssalar çıkıyordu. Eğer bir iş bu mesela kıssa çıkmıyordu. Dünyanın hem de yerde böyle yaptığı yerlerden bu. Arabistan'da hem böyle yaptı. Köp. Nihayette köp. Mekke'de doğurgen, Medine'de doğurgen erkekler, kızlar. Atanası onu rüvaldengen insan bulsundur. Avrupa'ya varadı yaşlı giden. Amerika'ya alıp varadı. En meşhur, mesela liseylerde, kellejlerde, belki üniversitelerde okutturadı. Yaşlı giden kafirler şirkette bu yanı için farkı yok olar ya. Ağızda Müslüman halas. Hala gelimde yaşayabiliriz. Erkekiyem, ayağlıyem, kızıyem. Şunun için bu fakat yine falan falan milletlerine hasmaz. Dünyada bütün Müslümanlar nihayette cehalet gibi atıp gitti. Türkiye'de kısa şu ki bir adamdı kızını sorup gitti bir yerde aileden meşhur, yaşlı, aburuylu aile. Kızını verip durdular.
nikahlab. İcabı kabul bo'lgan, qiz ketgan, qizni jo'natishgan. Ertasi kuni qiz qaytib kelibdi. Qizim nima gap, tinchlikmi? Desa, "Ey dada, nima qildingiz? Nima bo'pti? Ha bu kuyovingiz kofir ekan-ku. Musulmon emas ekan-ku, bo'lishi mumkin emas. Qani qilib kofir bo'lasiz? Kofir. Nimaga musulmon emas ekan? Musulmon emas ekan-da. İslam dinida emas ekan u. Orqasidan kuyovam ketdi. Sen kafir misin sen? Ben kafir mi? Müslüman mı mısın sen? Ya Müslüman mı? Sen ne gitmedin? Sen sana soramadılar eski. Sana soradılar eski. Sen Müslüman mısın? Sana beni yaşımı soradılar eski. Maşinler mi soradılar eski? Var mıydı? Bankede pulin var mıydı dediler eski. Üyüyün var mıydı dediler eski. Ne mi işkilesen? Kança maaş alasan? Şuna sana da soradılar eski. İslamımı soramadılar eski sizler. Eğer etkenler de Müslüman mısın diyenler de ben yoktu ve tanıdım sana. Yaşar gelim yok muyum? Ama sizler soramadılar. Böyle hemen sana soruşken İslam'dan mı İslam'dan mı soruşmayın? Karşısında boy maaşı hem yaşı, maşinesi hem yaşı, üyleri hem yaşı daha da üylentir var işte. Hani bak geldi, test bir var ediyor. Duratı Müslüman işte, hasat kalıp bozmasın da daha da şaşırıp bir şey bir iş yaptı. Karayın halattı. Caizmez müşrikler ya kız verişlik. Kafirlere kız verişlik caizmez. Müslümanlar da harla yaptı bunlar. Nikahı bu neydi? Nikahı caizmez bunlar. Nikahını kimi ki bulur atsa kafir bulardı. Ayetinde yine bir de tefsiri var. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Bu umumi kılıbası zaman bulardı. Mumun kul, mumun bende, müşrikten yaşıdır. Daim etmemiz ki bir mümin kişinin tarazını bir pallasıya koysayız, dünyadaki 4 milyar kafirlerde hemesini tarazını bir pallasıya koysayız, mümin ağır gelirdi. Mümin onlardan yakşıdır. Egerçi kul bulsa, yani bunlar hemesi profesörler bulsa, hemesi direktör bulsa, fabrikanın direktörleri bulsa, yani. Mümin kişi yakşıdır. Delilimiz bana şu ayet, وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِينَ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Mümin kul müşrikten yaşıraktır egerçi müşrikçiler de ceplendirse hem de yaptı. Ümmeti bu halet geçişliği alimler mes'ul. Alimler cevap verirdi dünyada ve ahirette. Şimdi talib ilimlere elbette bu nesilden şuurlanışlık gerek. Talib ilimler, bana şu tefsirlerle işte yaptırgenler, derslerle işte yaptırgenler Allah'tan korksun, mahkem müşesin, aldın bilmegen bulsa, gaflette bugen bulsa, buladı yamanlığını bilmegen bulsa. Bundan bir yağı içiye, kalbiye bir ot çüsün, bir gam çüsün, bir dert çüsün. Kaçın gece tutar, yaşınır, takıradan panar edip yaşaydı. Dinge hizmet kim etsin mi? Allah'tan korkmuyorsun mu? Müslümanlar bunu diye harlanı yaptı. İslam harlanı yaptı. Yani etedin Müslümanlar nemeye har buluyor. Uzların uzları har kılıç yaptı. Tüpbe tüzük adamlar kızlarını veriyor kafirlere. Tüpbe tüzük. Kafirlere tenlep tenlep oladı. Ruparaki yanda amaydı onlara mı? Yani işte yaptı şunu. Kançalı açığı busayan, kançalı yaman busayan adamlar sonra yaptı bizden. Sabahları sonra şey yaptı. Yakında Toshkentten bir kız düz açtı, yakında Ancan'dan bir kız düz açtı. Şunu diye buldu, bunun hükmünü mü? Karın. Sabah tarikası da bizi haber kediyordu. Yavaş yavaş en güzel, en abrolü hanadandan boyayan kızlar. Kaçan gece hafilette şeysiz? Kaçan gece yanısı ucuz gamizde, bir yakışı maaşlı iş tapsam da yaşlı bir telefonum olsa da günlük 2 saat 3 saat internette otursam bakti olmanı görür aslında. Ulaike yed'ûne ilennar. Oşalar cehennemye çakırışadı. Allah-u Teala bana sebebini et yaptı. Kafirler yakınlaşmıyorlar. Erkek taraf bulsun, hatın taraf bulsun. Kafirler yakınlaşmıyorlar. Ulaşılarını cehennemye çakırardı. Cehennemye davet kılardı. Yukarıda etkenimizdeki bana ayarlar erlerini diniye kırk eti yaptı. Kirime geliyem bu nikah yok ki, zina ki onun hayatı. Uzunu dini de koyan, kafir erkeğine şey yaptı. Cehennemi kitadı bu hatın. Ya ki, haram iyi yaptı. Erit punguzu göçüne gelmek için büyüye mi iyi yaptı? Anak iş gelmek için büyüye mi anak iş yaptı? Ya uzunları küfür bayramları var. Yani yürüptü bazı Müslüman hatınlar, Müslüman namaz okuydu. Eri bilen, eri butanaya varsa bile barışıyorlar. Kiri bir çekede kütüp oturadı yerine. Eri uzun ibadetlerini kıladı. Kıbıl diz mi dedesi? Kelin olsan git eyni. Git şuradı. Yani eri hatınlar. Cehennemge çakırdı onlar. Yani erkek tarafı yapın dedik. Erkek
kafire hatınge yüklendi mi, bu onu şirkke çakırır. Sizi köyüzde aldığınızda bütki ibadet kılıyor. Bütlerine müdahil yap. Ya, deyip bütlerine sığınıyor. Harap oturursun. Kafir burası zaman. Peki haram yiyip, donkuzlu göçünü yiyipti. Siz bir gün yemezsiniz, iki gün yemezsiniz, karasızca iştahabla yiyipti, size mi yiyiz ki? Size mi yiyiz? Başka haram da sınırım şimdi. Beredir düzeldi. Sizi ferzendenizi düzeldi o ayanlar. Ferzendenin terbiyesini düzeldi. Erkek kişi göbünce taşkarda bulardı, yüde bulmaydı. Bunlar cehennemge çakırırlar. Cehennemge tartırırlar. Vallahu yed'u ilel cenneti vel mağfirati bi iznihi. Ve Allah Teala uzun özünü bilen cennetke ve mağfiretke çakırırdı. Cennetke ve günahlarımızı keçirişke çakırırdı. Bu ayette iki de tasviri var. Birincisi Allah Teala uzu bizi cennetke çakırırdı, mağfiretke çakırırdı. Yani Allah'ın hükümlerini kabul kılıyorlar. Allah'ın hükümlerine defavalı kımıyorlar. Sizler Allah'ın davetini kabul kısalarız, cennetke varasılar, mağfiretke varasılar. Lekin Allah'ın hükümlerini terk kılıp kafirlerde hükümleri geri kısalarız, Allah'ın davetini terk kılıp kafirlerde davetini icabat kısalarız, cehennemge varasılar. Bu bir de tefsir, ikincisi tevil ki Allah Ta'ala Resullerinin vasıtası bilen ve mumullerinin vasıtası bilen cennetke çakırdı. Deyisiz. Bir kere tefsiren birbirine yakın elbette. İkilesine bir ihtimali var. İkilesine ayetke teyisli. وَيُبَيِّنُ آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَزَكَّرُونَ Ve insanlara ayetlerini beyan kıladı ki Allah Ta'ala. Bu ayetler demeye beyan kıladı. لَعَلَّهُمْ يَتَزَكَّرُونَ Şayet ki esleseler diyelim. Kur'an'ın mucizesini kıladın. Şayet ki esleseler diyelim. Hazır ki Müslümanlar bilen düşünür. Lekin kılayıp şu hatanı eslesinler. Esle o zili kimliğini. Kılıyıp duyurken eşiğine haramlığını esle, unuttayım mı? Unuttular. Esleteyim, yetezekkerun. Eslesinler, bir tezkire hasıl kısınlar. Hatırlasın. Kendi bir rezil haletke, rasva haletke çıkma geleneğini bir gözünü açıp karasındır. Yani esleteyim size. Esleteyler. Şu internet telefonu hemen katta nimet. Davet kılıyorlar, yetkiziyorlar, yazıyorlar, cünnetiyorlar. Agahlantiriler. Allah hükümleri bilir. Allah subhanehu ve teala bütün ümmetini huzur ağzı buladigen ve yaşı buladigen yollarına hidayet kısın. Teala bütün ümmetini huzur ağzı buladigen ve yaşı buladigen yollarına hidayet kısın. Teala bütün ümmetini huzur ağzı buladigen ve yaşı buladigen yollarına hidayet kısın. Teala bütün ümmetini huzur